Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP dava Genel atmış. Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı'na al, alenen, alenen hakaret ve iftira suçlarından suç duyurusunda bulunduğu 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Sadece Özgür Özel'e değil, Ekrem İmamoğlu'na da aynı e, gerekçelerle dava yani. açtı. Şıkır şıkır de, masak, bu evet. süreçte iktidar tarafından başlatıldı ve bitirildi. Evet yani şöyle. şöyle bunu şöyle, çok net görmekle. Ben hatta, Özgür Ezel'in kimdeki ben, Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla grupta yapmış olduğu konuşma bitirildi. O hava dağıldı. Bugün itibariyle Sayın Erdoğan'ın bu yapmış olduğu ama, başvuruyla da. Bakın ben şu konuda. Ama yani Özgür Bey'in söylediğine sağlayayım. de bir şey denme. Hayır ama eleştiriyoruz Evet. Akşener'le e ilgili davalarını da geri çekti, geri çekti. Ül Ülkeyi ülkeyi yönetmeye namzet bir genel başkanın orada otobüsün üstünde evet. bir cumhuriyet başsavcısının hedefe koyacak şekilde açıklamalar yapmasını doğru bulmuyorum dedim. Şimdi bunu çok açık evet, ifade yani ettim. bu bu eleştirileri hepsini saygıyla karşılıyorum. Bir de bir husus Alaylar Bey yine. Hıcadır. Bakın demin Hasan Bey'in söylediği konuda şöyle Cumhuriyet Halk Partisi bir sağlıklı düşünmüş olsa Bence yaptığı hatanın farkına varır. Bu süreçte DEM'le alakalı yerel yönetimlerdeki işbirliğini bu süreci şeffaf yürütmüş olsaydı da emin olun sonuçlarda hiçbir değişiklik olmazdı. Şeffafça kent uzlaşısında yani ne, ittifak ne? kurduğu sadece DEM vardı. Cumhuriyet Hı -hı. Halk Partisi'nin bu bahsettiğimiz Adana'da, Mersin'de, Hı -hı. Antalya'da kısmen orada da belediye başkanına karşı olmaktan ve İstanbul'da Esenyurt'ta yaptı. Bunları şeffaf yapabilirdi. Niçin yapabilirdi? Biz ister kabul edelim ister etmeyelim. Toplumun yüzde %10'unun üzerinde oy veren bir kitle demi meclise getirmiş Hı -hı. parlamentoda demokratik olarak Hı -hı. seçilmiş gelmiş halkın iradesini yansıtıyorlar. Hı -hı. Bu arkadaşlara tavsiyemiz ne? Terörler ana mesafe koy. Demokratik siyaset zeminini güçlendir. Bunu o süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi açıkça yapabilirdi. Kardeşim ben İstanbul'da Kent uslaşısı kapsamında şu, şu siyasi partilerle birlikte hareket ediyorum, birlikte liste yapacağım deseydi çok daha güçlü bir şekilde belki gelebilirdi. Oldukça güçlü geldi o ayrı bir hadise. Evet Şimdi bunların hiçbirini Hasan Bey de konuşamazdı, muhalifler de konuşamazdı. Yanlış mı düşünüyorum? Ben ben Peki. de bir çerçeve çizeyim. Buyurun. Şimdi hem Sayın Genel Başkanımıza yapılan eleştiriler hem de bize genel olarak yapılan eleştirilerle ilgili olarak şimdi mesele şu. Bir hukuk devletinden bahsedebiliyorsak, ülkenin şimdi bir belediye başkanı gözaltına alınıyor. Gözaltına alındıktan sonra, daha bir kaç saat üzerinden geçtikten sonra biz ne öğreniyoruz iktidara yakın medyadan? Tutuklanacağını. Sonra ne öğreniyoruz? Kayyum atanacağını öğreniyoruz. Kayyum nasıl atanıyor? Bir gecede. Mevcut Beyoğlu belediye başkanı ki orada da inanılmaz derece partizanca bir tutuklu içerisindeydi. Kaymakam kaymakam Beşiktaş. vali yardımcısı yapılıyor. Beşiktaş. Vali yardımcısı olarak yok Beşiktaş, Beşiktaş değil. Beyoğlu. Orada da şöyle bir iddia var. Onun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Aslında ilk Beşiktaş'ın adını vermişlerdi iktidar yakın medya. Fakat bu çok belli olur. İçişleri Bakanı Gökhan Günaydın Bey'e böyle bir şey yok dedi diye Sabahleyin Beyoğlu kaymakam olmuş evet, oldu. Yani dolayısıyla zaten süreç başından beri hazırdı. Şimdi bir hukuk devletinden bahsediyoruz. Hangi hukuk devletinde ülkenin cumhurbaşkanı ki genel başkanımıza açılan davanın konusu da o. Bir insan gözaltındayken daha henüz gözaltındayken çıkıp Esenyurt'u da terör yuvasına çevirdiniz. Grup toplantısında işaret. Şimdi bakın bunu dedikten sonra artık konuşacak bir şey yok. Yani hukuk devletiymiş, terörmüş, oymuş, buymuş, bitti. Ülkenin cumhurbaşkanı diyor ki savcıya, hakime, neyse bütün o sürecin unsurlarına kardeşim diyor bunlar diyor te, ülkeyi diyor terör yuvasına çevirdi esen yurdu terör yuvasına çevirdi belediyenin elinde zabıtanın dışında bir güç var mı yani sokaktaki malı mülkü kontrol etmekten başka sen ülkenin cumhurbaşkanısı 22 yıl 22 yıldır ülkeyi yönetiyorsun sen neredeydin kardeşim bu esen yurdu terör yuvası iken İçişleri Bakanı sen neredeydin Adalet Bakanı sen neredeydin şimdi Peki, o yüzden işte. hayır hemen bitiriyorum bir saniye şu Ülkenin Cumhurbaşkanı dedi ki Esenyurt Belediye Başkanı arkasında durmayın dedi. Bu ne demektir? Bu adamı tutuklayın demektir. Şimdi bu saatten sonra onu söylemiş, bunu söylemiş, o olmuş, bu olmuş Bunlar geçin, bundan bir şey yok zaten. Şimdi şu adamlar sıcak gelişmeyle ilgili hemen, Özgür Özel'in açıklaması var. Onu onu söylüyorum. Evet, siz tamam ben onları onu ifade söylüyorum. edeceğim. Onu söylüyorum. Genel Başkanımız da bugün zaten bu meseleyle ilgili konuştu. Orada da Genel Başkanımız diyor ki kardeşim bunun talimatı bizzat Erdoğan verdi sadece şekil şartını yerine getirmek için bu yargılanmalar, şeyler yapıldı. Yani Erdoğan'a bu dosya sunuldu. Peki. Akın Gürlek bununla ilgili görevlendi. Şimdi bizim Akın Gürlek'i eleştirdiğimiz, Akın Gürlek eleştiriliyor ya. Niye eleştiriliyor? Daha önceki Sayın Kılıçdaroğlu'da da Zekeriya efendim. Öz'ü eleştiriyordu. Tamam mı? Kardeşim hani bürokratik oligarşi eleştiriyordu AK Parti? AK Parti bürokratik oligarşi eleştirirken bir şey yok. Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi terör yuvasına dönmüştür derken bir şey yok. AK Partilerin hepsi bir biçimde Anayasa Mahkemesi istenmeyen kararlar verdiği zaman ben bu kararları tanımıyorum kardeşim. Bunlar kim vermişti deyince bir şey yok. Ülke hukuk devleti. Bunlar ülkeyi yönetiyorlar. Bakın bunlar şu anda ülkeyi yönetiyorlar. Yönettikleri ülkenin yargısına tahammül edemiyorlar. Anayasa Mahkemesi kapatısı dedik mi biz? Biz demedik. Sayın Bahçeli dedi. Erdoğan ne dedi? bununla ilgili herhangi bir şişer koydu mu? Kardeşim sen ne diyorsun ya? Anayasa Mahkemesi. Ama mi? yanlışa da yanlışa Hayır, da yanlış yani, verilmez. O yok. yanlış yaptıysa ise... teşkil etmemeli. O, Neyse, o yanlış yaptıysa yanlış yani de yanlış şey diyelim. Her beraber evet, hemen hemen evet. bir evet. yapalım. Bunların yani, ikisi de yanlış. İdris Bey, İdris Bey şunu söylüyoruz. E, o bakalım. yanlış yapıyor diye CHP aynı yanlış yapmasın. Şimdi meselemiz şu. Şimdi biz kardeşim Zekeri Öz sen bir hainsin, bir vatan hainisin dediğimiz zaman bize kardeşim yanlış yapıyorsunuz, hukuku eleştiriyorsunuz diyenler bugün ne diyor? Tarih, Cumhuriyet Halk Partisi her zaman haklı çıkarmıştır. Çünkü her zaman doğru tarafta durduk. Gündelik konuşmadık. Olay bahsinden konuşmadık. Peki. Bugün de bakın bugün de söylediğim şey. Şimdi Akın Gürlek kimle ilgili siyasi yasa kararı verdi? Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verdi. Kimle ilgili karar verdi? Selahattin Demirtaş ile ilgili karar verdi. Kimle ilgili verdi? Kavala ile ilgili verdi. İktidarın siyasi sorun, yasak, iktidarın Kavala sorun, yasak. iktidarın sorun olarak gördüğü kişiler hakkında bu isim bütün bu kararlar altında imzası var. Kendisi bu dönemin Zekeriya Özü olarak genel başkanımız tarafından tanımlandı. Dedi ki yarın öbür gün bak sen de bunun gibi olursun. Çünkü sen devletin savcısı olacaksın. iktidarın ya değil. O zaman yargı bu da de, Adalet Bakanlığı tarafından yapmayayım. hedefe konmak olarak yorumlanıyor. Yani. Çok özür dilerim. Ali Haydar, haydar, haydar Bey bu gelişmeyle ilgili çok sıcak açıklama Siyaset var. Son, son cümle lütfen. Siyaset bunu Savcılar, hakimler, Polisler, kamu görevlileri, iktidarın değil, devletin ve milletin hizmetinde olurlarsa hiçbir sorun olmaz. Ama, Ama iktidarın işte, sopasını e 15 Temmuz'da da gitti, bakın, herkes sopasını, herkes kafasını kuma gömerken 15 Temmuz'da da gitti adliyeye, soruşturma başlattı. O savcıya bir, şey bir şey söylenmiyor. Bakın şöyle bir şey, 15 Temmuz'da kimin ne olduğu belli değilken gitti, elini taşın altına koydu Can Tuncay, terör savcısı gitti çağlayanda İstanbul Adliyesi'nde FETÖcü askerlerle ilgili başladı. Şimdi değerlendirelim bunu o O darbe girişimin başarılı olsaydı ne olacaktı o savcı? Ha, Ama aslında. ne yaptı? Dedi ki yargıyı ya yargı uyguladı. Evet. Ama şimdi bugün o Ahmet Özer gözaltına alan savcı Can Tuncay yapmayın Allah aşkına. Ya ya bu kadar baskın değil. Yargı bu kadar baskı. Bu, bu alet olmasın. Hayır işte biz onu söylüyoruz. Alet olmasın. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı var. Yargıtay ne dedi? Ne dedi? Kardeşim dedi? dedi bu dedi şey ya itirafçı dedi yalan söylüyor dedi ya. Ne oldu adamı bıraktılar mı? Bırakmadılar. Peki. Nasıl bir yargıdan bahsediyorsunuz? Özgür Özel'den açıklama var. Açıklasanız da 8 bin tane tespit etmişsiniz. Ilgili. Sadece ve Hasan hakim. Bey. Ve Hasan onları Bey, göreve şimdi gelirseniz son iktidara miyiz? gelirseniz. Ben duymadım ya. Gökhan. Onu bir atın ben bakıyorum. Gökhan, Gökhan Zeybek mi günaydın? Sözcü de röportaj verdi. Ne zaman? 2 ay oldu. 2 ay. Evet 2 aydan. Bakayım hemen şimdi. Peki. Şimdi Özgür Özel'in açıklaması var. Doğru şunu devam söylüyor. Bu sıcak haberle ilgili, dava haberiyle ilgili haydi hep beraber Türkiye olalım diyorsun. Burada bir samimiyet yok. Ben meseleleri kişiselleştirmemeye, hakaret etmemeye devam edeceğim. Kötü söz duysak da cevabını vermiyoruz. Çünkü milletimiz kavga istemiyor diyor. Sayın Erdoğan geçen sene 5 Kasım'dan bu sene 5 Kasım'a kadar yani benim genel başkanlığım döneminde benim ona onun bana tazminat davası açmamasının Türkiye siyaset tarihinde önemli bir adım olacağını düşünüyordum ama 5 Kasım'a kadar sabredememiş diyor Özgür Özel. Şimdi normalleşmeyi konuşurken siyasetçilerin normal birbirlerine başlayayım? karşı birbirlerine karşı tazminat davası açması kadar yanlış bir şey olamaz. Evet. Biz Deva Partisi olarak hem parti programında bunu ifade ettik hem de Ali Bey genel başkan olduğu günden bu yana bir Allah'ın kuluna tazminat davası açmamıştır. Siyaseten bunlar eleştiri mahiyetinde farklı. Değil. Ama hakaretle alakalı partim cezayı açıdan da herhangi bir şikayette bulunmuyor Ali Bey'in prensip olarak. Ben şahsiyete varan hakaret varsa bunun mutlaka şey. soruşturulması gerektiğine o, o şey. inanıyorum. Yani, evet, aynı. Bu tür hadiseler, anlık verilen refleksler, Devlet yönetiminde ve ülke yönetimine talip olanlar da çok şık karşılanmıyor toplumda. Biraz daha suhuletle, biraz daha dingin bir vaziyette, etrafımız kan revan olmuş bir durumdayken, gerçekten ülkenin her alanda bakın, sadece siyasi alanda değil, dışarıdaki güvenlik alanda değil, ekonomik anlamda da bir çöküş yaşadığı, ahlaki erozyonun hepsinden daha kuvvetli ve şiddetli bir şekilde toplumsal çatışmaları ve toplumsal, ayrışmayı körüklediği bir dönemde siyaset yapanların diline, üslubuna çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Bu iktidar için de geçerli, muhalefet için de geçerli. Benim sözüm bütün siyaset kurumunun temsilcilerine özellikle ifade edeyim. Bu noktada günlük fevri davranışlar, yarın bu açılan tazminatları geri alır Sayın Erdoğan. Çünkü Sayın Erdoğan kavga etmesini de bilen, zaman zaman barışmasını da bilen bir lider. Uzunca süredir yerel yönetimlerden sonra algıyı yönetemiyordu. Psikolojik üstünlük muhalefete geçmişti. Son süreçte yine tamamen direksiyonu eline aldı ve dilediği gibi Türkiye'nin gündemini belirliyor. Ne Yeni Doğan konuşuyoruz şu anda. Ne Narin konuşuyoruz. Ne ekonomik sıkıntıları konuşuyoruz. Bakın artık havadan, sudan Aldığımız nefesten bile vergi üstüne vergi alan iktidar hala ekonomik krizi sorunları çözemiyor. Bugün bir arkadaş bana diyor ki faizde faizden alınan vergi oranlarını yükseltmişler. Bir çekim yapar gönderir misiniz sayın vekilim? Dedim ki ya Allah'tan korkun. Yıllardır söylediğimiz bu alacaksanız vergiyi faizden nemalananlardan alın diyoruz. Kur korumalı mevduatı finanse etmek için bu iktidar 85 milyonun tamamına nefes alamayacak noktaya getirdi ekonomide. Bir kesim elbette rahat yaşayabilir ama toplumun kahir ekseriyeti çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bunlar gündemimizde olması gerekirken biz yukarıdakilerin gündem belirleyen açıklamalarını sürekli olarak bir, buralarda bir, bir cümle ekleyeyim İdris